Aslında tarihi olaylarla kastınız aynı zamanda belki bir numarada sebebi nüzul. Yani esbab-ı nüzul, nüzul sebepleri, Kur'an'ın iniş nedenleri geliyor. Ama aslında sadece bununla sınırlı değil ki. Kur'an'ın üç tane zamanı vardır. Bakınız bu çok önemli. Üç zaman. Bir, olay ufku. Olay ufku nedir? Hazreti Musa ile ilgili bir kıssa anlatılıyorsa olay ufku Hazreti Musa'nın zamanıdır. Adem'in iki oğlu ile ilgili kıssa anlatılıyorsa olay ufku Adem'in iki oğlunun zamanıdır. Hazreti Şuayb ile ilgili bir olay anlatılıyorsa olay ufku Hazreti Şuayb'in zamanıdır. Zamanı ve mekanı kendi şimdi ve buradasıdır. Bir, Kur'an'da birinci zaman. İki, ilk muhatap ve ilk muhataplar, nüzül ortamı da diyoruz buna. İkinci zaman bu. Yani olay ufku birinci zaman, nüzül ortamı ikinci zaman, nüzül zamanı ikinci zaman. Şimdi olay ufkuyla nüzül ortamı arasında, nüzül zamanı arasında bağ kuracaksınız. Buna taakkul diyoruz. Taakkul. Bağ kuracaksınız. Bu ikisinin arasında bir köprü kuracaksınız. Yani Hazreti Yusuf hakkında bir şeyler anlatıyor Kur'an. Yusuf suresi diye bir sure var. Bir kıssa anlatıyor. Bu olay ufku Hazreti Yusuf zamanında yaşanmış bir olay. Ama bunu anlattığı yer Mekke. Anlattığı muhatapların ilki Allah Resulü ve ondan sonra etrafındaki insanlar. Bir mümine, Kur'an'ın anlamıyla ilgilenen bir mümine düşen Yusuf kim? Şimdi ve burada da Yusuf kim? Yani Allah Resulü'nün şimdi ve buradasında Yusuf kim? Allah ve Resulü'nün şimdi ve buradasında Züleyha kim? Allah ve Resulü'nün şimdi ve buradasında Mısır neresi? Allah ve Resulü'nün şimdi ve buradasında Kenan ili neresi? Anlatabildim mi? Bunların karşılığını birebir gördüğünüzde ha, dört elif miktarı bir ha der. Bitmedi. Üçüncü zaman. Sizin zamanınız. Sizin. Kendi şimdi ve buradanız. Üç zamanlı dedim ya. Efendim olay ufkundan çıktınız. İlk muhatabın şimdi ve buradasına geldiniz. İlk muhatabın şimdi ve buradasından sonra üçüncü bir zamanı daha ziyaret edeceksiniz. Kendi zamanınız. Kendi zamanınızda evet. Ben bu kıssada neredeyim? Benim ömrüm içinde bu kıssa ya benzer veya teğet geçen bir olay yaşandı. Veya bundan sonra yaşanırsa ne yapacağımı biliyor muyum? Evet. Yani herkes gömleğine baksın. Herkes gömleğine baksın. Gömlekler var önden yırtılmış, gömlekler var arkadan yırtılmış. Yani gömleğin arkadan yırtılmışsa korkma arkadaş. Gömleğini önden yırttırmamaya bak. Anlatabildim mi? Yani o üç rüya üstüne koyun. O üç rüyanın üstüne bir de üç gömleği koyun. Efendim. Ve tekrar okuyun. Kuyu ne? Sizin hiç kuyunuz oldu mu? Kardeş kim? Hain kardeşler. Sizi hiç kuyuya attılar mı? Şikayet ediyoruz bakın efendim. Müslümanlar şöyle yaptılar, böyle yaptılar, iftira ettiler, çamur attılar, hakaret ettiler, ötekileştirdiler. Al sana kuyu. Peki ne yapalım? Kaçalım mı? Yoksa kuyuya attılarsa eğer bu demektir ki bir müjde. Bunu bir fırsata çevirebilirim. Kendim için bir fırsata çevirebilirim. O zaman beni sınavlar bekliyor. Kuyuyla başladık. Hadi bismillah. Sonu çok güzel gelecek demektir. Evet, sonu çok güzel gelecek demektir. Dolayısıyla böyle mi bakacaksınız? Böyle baktığınızda Yusuf suresi hayatınıza nazil oldu. Kadir gecesi hangi geceydi?
Kur'an hayatınıza nazil olduğu geceydi. O gece, o gündüz sizin Kadir gündüzünüzdür. O gece sizin Kadir gecenizdir. Onun için yani tarih sadece ve sadece sebebi nüzul, esbabı nüzulle sınırlı değil. Yani ayetlerin iniş nedenleri ile sınırlı. Kur'an'ın üçte ikisi tarihin konusu zaten. Ama sadece bu da değil. Ben aynı zamanda insanlık tarihini bilmenin de Kur'an'ı anlamaya çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Mesela bir müminin Kur'an'ın anlamıyla buluşan ve bu konuda sadece anlamak için değil, aynı zamanda başkalarına anlatmak için de buluşan bir müminin çok ciddi bir tarih okuyucusu olması gerektiğine inanıyorum. Tarih ilimlerinin anasıdır derler. Hakikaten bir açıdan bakınca doğrudur. Öbür taraftan iyi bir Roma tarihini okumamışsanız siz Kur'an'da denanirin ne olduğunu bilmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani dinar nedir? Denarius nedir? Anlatabiliyor muyum? Ya Kur'an'da Roma kültüründen girmiş kelimeler olduğunu bilmezsiniz. Sırat-ı müstakimdeki sıratın ta eski Yunan'dan Latince'ye, Latince'den diğer dillere geçmiş street, efendim, strata kelimesinden bozulmuş olduğunu bilmezsiniz. Peki o zaman street neydi Roma'da? Her yol Roma'ya çıkar. Çıkmak isteseniz de kolay çıkamayacağınız yol demektir sırat. Sapmak isteseniz de öyle kolay kolay sapamayacağınız, çok özel çaba göstermeniz gereken sapmak için. Onun için siz hiç Roma şehirlerinden birinden çıkan o ünlü Roma yollarını gördünüz mü? İki tarafta sütunlar vardır. Şehir merkezi sentrumdan çıkar başlar. Orada bir aslında bir taş vardır. Başlangıç taşı, milyon taşı orada da. Efendim, oradan Roma'ya kadar ölçüm yapılır o taştan. Roma'nın yaptığı her şehirde vardır ondan. Ve iki tarafta dükkanlar vardır. İki tarafta sütunlar vardır. Sütunlu yoldan geçilir. Ondan sonra kesintisiz bir yoldur o. Roma'ya kadar devam eder. Enginli yüksekli. Müthiş bir emektir. Ama seni maksadına götürür. Onların maksadı Roma'ymış. Senin maksadın hidayet. Senin maksadın sen olmak, insan olmak. Yani yaratılış amacını gerçekleştirmek. Dolayısıyla bakınız birçok şey söyleyebilirim burada tarihi bilmekle alakalı. Tarihi, bir Avrupa tarihini iyi okuyan bir insanın Kur'an'ın anlamıyla buluşması çok çok farklı olur. Bir Yunan tarihini, bir eski Mısır tarihini bilmeden Kur'an'daki bazı ayetleri hele hele Firavun'la ilgili anlatılan ayetleri asla anlayamazsınız. Yani aslında kabircilik dini nasıl icat oldu onu anlamak için eski Mısır dinini anlamanız lazım. Eski Mısır dini kabircilik diniydi. Anlatabiliyor muyum? Kabircilik dini diye bir din bilmiyor musunuz? Bu memlekette dindarayan bol din kabircilik dinidir. Dolayısıyla tarih okumak her türüyle Kur'an'ın anlamıyla buluşma açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Kaldı ki Kur'an'da bazen bazı zümrelerden söz ediliyor ama bakıyoruz biz onları. Mesela قَالُوا اِنَّا نَسَارَى diye bir zümreden bahsediliyor. İki yerde geçer. Ardı ardına geçer. Biz Nasara'yız diyenler. Şimdi Nasraniler ayrı. Bana göre bunlar ayrı bir grup. Yani Nasraniler Hristiyanlar. Ama biz Nasara'yız diyenler Habeşistan'dan gelip ayetleri duyunca gözyaşları içinde Allah'ın kelamını dinledikleri ifade edilen kimseler. Biz Nasara'yız diyenleri ben ayrı bir kategori olarak görüyorum. Tarihsel arka planını araştırdığımda gerçekten de bunların aslında muvahhid İseviler olduğunu, kendini gizlediklerini görüyorum. Arka planını tarihsel olarak görüyoruz. Yani Arius'tan ki muvahhid teslisi reddeden Arius'tan sonra gizlenmişler. Arius öldürülmüş.
Ama bunlar da gizlenmişler. Hatta şehirlerden çıkıp çölde yaşamışlar. Orada da kovuşturmaya uğrayınca uzak ülkelere gitmişler. Oralarda kendilerini gizlemişler. Ama tevhid akidelerini bir biçimde korumuşlar. İlk gördükleri yerde de sahip çıkmışlar. Ve ayetleri ilk duyduklarında da başlamışlar gözyaşı dökmeye. Tanımışlar çünkü. Ayet olduğunu tanımışlar. Bu da iyi bir tarih bilgisiyle ancak ulaşabileceğiniz bir şey. Teşekkür ediyorum.